gibisin. Arabayı park yerine koysunlar. Baş üstüne Tarık Beyefendi. La 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 la. Jale, kendini bu derecede kaybetmişsen bir akıl hastanesine haber verelim. Bu tür müziği çok seviyorum. Duyunca kendimi kaybediyorum. Senin bu sapıkça düşüncelerin beni ilgilendirmez. Madem böyle ciddi bir sanat yuvasına devam etmeyi kabul ediyorsun, buranın kurallarına uymaya mecbursun. Tarık Beyefendi, siz bütün bir memleketin takdir ettiği büyük bir bestekarsınız. Bunu kabul etmemek için insanın çok aptal olması lazım. Fakat ne yapalım ki burası özel bir müessese ve Jale'nin babası hem idare heyeti başkanı hem de en büyük hisseye sahip. Hayatımda ilk defa bir talebeme tokat attım. Gerçek sanata saygı göstermeyene daha ağır bile yapılabilir. Mahvolduk, büyük skandal oldu. Koridor gazetecilerle dolu. Adnan Bey kızına vurduğunuz tokat yüzünden sizi mahkemeye vermeyi bile düşünüyorum. Bana bakın müdür bey. Benim hem halk önünde hem de kanun önünde alnım daima açıktır. Hiçbir şeyden korkum yok. İstifa ediyorum. Ya konferans ne olacak? Günlerdir sanat çevreleri bu konferanstan bahsediyordu. O da kaldı. Tarık Bey, bu durumda gidemezsiniz. Bu konferansınızı verin, öteki meseleyi sonra hallederiz. Hayır. Sizin gibi basit düşünenlerin başında bulunduğu böyle bir yerde Türk müziğinden değil, dansöz göbeğindeki gelişmelerden bahsedilir. Bize tokadın sebebini söyler misiniz? Kızın babası sizi dava edecekmiş. Aşk hakkında fikirleriniz bu konu bizim için çok önemli, lütfen. Çok iyi bir müzisyen olan rahmetli eşinizi kaybettikten sonra aşka paydos dediğiniz doğru mu? Sanatçıyı yaratan aşktır. Aşktan yoksun bestekar müzik aleminin zenginliği içinde bir hiç olup kaybolmaya mahkumdur. O halde dedikodular doğru. Ne dedikodusu? Tokatladığınız talebenizle aranızdaki his bağlantınız. Ona aşıksınız. Küstahlar! Aşk kelimesi sizin iğrenç ağızlarınıza hiç de yakışmıyor. Benim gözümde aşk Tanrı'nın nefesidir. Ne olur gitmeyin Tarık Bey. Siz olmayınca bu müessese yıkılır. Aramayın beni artık, aramayın. Yepyeni bir buluşla ve yepyeni bir besteyle karşınıza çıkıncaya kadar beni artık hiç görmeyeceksiniz.